أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. Nisa suresinin 141. ayetindeyiz. Estaizu billah. Suresi 141. ayet. Müfessiri okumaya devam ediyorduk. Ayetin sonunda Allah "Fallahu yahkumu beynekum." Aranızdaki hükmü Allah veriyor. Ne zaman? Yevmel kıyamet, kıyamet günü. Feyucazil mu'minina. Böylece müminlere mükafatlandıracak. Zahiren ve batinen. Hem görünürde hem gizli olarak. Hem dıştan hem içten bil cenneti cennetle ve yuazzibel münafıkkina ve münafıkları da cezalandıracak, azap edecek onlara vel münafıkati ve münafık bayanlara azap edecek vel müşrikine vel müşrikat ve müşrik erkeklere ve müşrik bayanlara azap edecek. Dolayısıyla bu oynanan oyunlar, bu dünyada tezgahlanan, atılan adımlar, bu yapılan yanlışlıklar ne müminlerin, ne münafıkların, ne de kafirlerin yanlarına kalmayacak. Bunlar elbette ki hesaba ve kitaba dökülecek. وَلَنْ يَجَعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَب۪يلًا Kıyamet günü hükmü verecek ama dünyada da büsbütün müminleri kafirlerin eline bırakmış değil. Allah kafirlere müminlerin aleyhinde bir yol var etmeyecektir. Ey tasallutan, tasallut edecekleri وَاسْتِيلَاءً عَلَيْهِمْ ve onlara istila edecekleri, bütün onları ele geçirecekleri, yok edecekleri. Bel, öyle olmayacak da nasıl olacak? لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورًا Müminlerden bir taife, hak üzere her dem kalacak. Yardım gören, muzaffer bir grup her dem kalacak. Müminlerden bir damar veya müminlerden bir taife, her zaman kalıverecek. Kafirler müminleri bitiremeyecekler. لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ Onları rüsva edenler, onları yalnız bırakanlar, onlara zarar veremeyecekler. وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ Onlara karşı duranlar da onlara zarar veremeyecekler. وَلَا يَزَالُ اللّٰهُ يُحَدِّثُ مِنْ أَسْبَابِ النَّصْرِ وَلَا يَزَالُ اللّٰهُ يُحْدِثُ مِنْ أَسْبَابِ النَّصْرِ لِلْمُؤْمِنِينَ Allah müminlere muzaffer olacakları ortamlar var etmeye devam edecek. وَدَفَعَنْ لِتَسَلُّطِ الْكَافِرِينَ Kafirlerin tasallutunu def etmeye, uzak etmeye devam edecek. مَا هُوَ مَشْهُودٌ بِلَيَانِ Bu o kadar ki gözle müşahede edilir bir sonuçtur. Hala görülmekte ve müşahede edilmektedir. حَتَّى اِنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ Hatta o kadar ki Müslümanların bazıları اَلَّذ۪ينَ تَحْكُومُهُمُ الطَّوَائِفُ الْكَافِرَ Kafir toplulukların, kafir taifelerin hükmettikleri bazı Müslümanlar bile قَدْ بَقُوا مُحْتَرِم۪ينَ Muhterem olarak kalmışlar,
saygınlıklarını koruyabilmişler. La yeta'arraduna li adyanihim ve la yakununa ve la yakununa mustasgarina indahum. Dinlerine taarruz edileceği, küçük düşürülecekleri bir duruma kalmamıştır hatta bazı Müslümanlar. Yani kafirlerin tahakkümü altında kalanlar bile bunu, kalanlardan bile bazıları bunu koruyabilmiştir diyor müfessir. Bellehumul izzetu minallah. Allah'tan tas tamam bir izzete ermişlerdir. Felehul hamdu evvelen ve ahiren ve zahiren ve batinen. Dolayısıyla başında da sonunda da, görünürde de batında da, gizli de saklıda hamd sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Müfessirin bu bahsettiği kafirlerin hükmü altına kalmış, onların tahakküm ettikleri ülkelerde yaşayanlardan bile dediği herhalde tam manasıyla imana sarılmış, bu konuda ödün vermeyen kimselerin yine Allah'ın izzetlerini saklı tutacağına dair bir gözlemi. Kaldı ki buna ba'da diyor. Yani her hepsi de değil, çünkü örnekler içerisinde onların arasında kalıp büsbütün yok edilenler, İspanya'da kalan mesela Müslümanlar da olduğu gibi ya başka yerlerdekilerden tamamen o coğrafyalarda kalıp da asimile edilenler, yok edilenler, katledilenler söz konusu olmuş. Ama ayette Cenab-ı Hak benim kanaatim o ki müminleri bir bütün olarak tarif ediyor ve bir bütün olarak müminlerin kafirlere büsbütün yem olmayacaklarını, Allah müminleri bu şekilde tamamıyla ele geçiremeyeceklerini. Bunun en kritik hali işte Ahzab günü kafirlerin gelip Medine'yi kuşattıkları zaman oldu. Biz bu işi burada bitireceğiz dediler. Müminler Medine'dekilerden ibaret, buradakilerden ibaret ve tamamen yok edeceğiz. Allah ta vakafallahu al-mu'minina al-qital. Allah müminlere kıtal etmekten, savaşmaktan yana kafi geldi. O kadar sınırlı, o kadar dar bir coğrafyaya sıkışmış ve etrafında o kadar kalabalık kafirlerin gelip kuşatması olmuşken bile sonuç elde edemediler. Allah müminlere yetti. وَكَفَاللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا. O gün sadece bir Medine'den ibaretken bile kafirler sonuç elde edememiş, Allah kafirlere bir yol bırakmamışsa, bugün bu kadar geniş coğrafyaya yayılmış müminler açısından bu durum fiilen yaşanmış, görülmüş. Cenab-ı Hakk'ın bu teyidi bizatihi vakıa haline dönüşmüş olmaktadır. Zira müminler bir o kadar daha gelişmiş, büyümüş, geniş coğrafyalara yayılmış durumdalar. Müfessirin ayetle ilgili yorumları bunlardan ibaretti. Şimdi ayetin kırık mealine geçelim. Kemler vardı, bitince bakalım demiştiniz. Bakalım. Şimdi önce yeterabbasune'ye bakalım. Ben de bekleme manası. Yerde geçiyormuş bu kelime. Bakara'da bayağı geçmiş. Kadınların beklemeleri, iddetini ve iddet beklemelerinde bu kelime kullanılıyormuş. Bir şeyi gözetip bekliyor habire. Neyi gözetiyor? İşte menstruasyonunu bekliyor ya 4 ayı bekliyor. اِلَّذ۪ينَ يَعُلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّسْ اَرْبَعَةِ اَشُرُ. Gerçi burada bekleyen bizatihi ilada bulunan, yeminde bulunan kişinin kendisi. Mutallakat, boşanılmış kadınların 3 menstruasyon beklemesinde de kullanılmış aynı kelime. Kadınların, kocaları ölen kadınların yine 4 ay beklemesinde de aynı kelime kullanılmış. Bizim okuduğumuz ayette Tevbe suresinde var. Allah müminlere eğer oğullarınız, babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, mallarınız, kazandığınız ticaretiniz, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, meskenleriniz, bunlar size Allah'tan daha sevimli, elçisinden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimliyse o zaman bekleyin. Hatta yetiyallahu bi emri. Allah emrini gönderinceye kadar bekleyin. Bakalım Allah hakkınızda ne tür bir emir gönderecek. Felemma ca'a amruna ve faratten nuru. Nasıl ki Nuh'un kavminde emrimi gönderdim
ve yeryüzünü suya boğdun diyorsa Cenab-ı Hak, veya Hazreti İbrahim olayında Lut kavmine gelen felaketi de innehu kad caa amru rabbik, Rabbinin emri geldi diye tarif ediyorsa, bu bir azaptan bahseden bir ifade. Ama aynı şey burada da var. Bir şeyi gözeterek beklemek. Tarabbasu hatta yetiyallahu. Belli olmadan bir beklemek yani. Bu beklemenin sonucunun Cenab-ı Hak'tan gelecek bir ceza olduğu anlaşılıyor. Bir cezayı bekleyin o zaman. Tabii biraz ironi var. Böyleyseniz o zaman bekleyin. Allah'ın azabını bekliyorsunuz demek. Belanızı bekliyorsunuz demektir. Zaten ayetin sonu Allah fasık kalmaya hidayet etmez biçimde sonlanıyor. Tevbe suresinde aynı ayetin içerisinde 1, 2, 3, 4 tane var. Belki bu kadar yoğun hiçbir ayette yoktur. De ki قُلْ هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا اِلَّا اِحْدَ الْحُسْنَيْنِ. De ki siz bizim için iki güzellikten başka bir şey bekliyor musunuz? Ne olabilir ki bize iki güzellikten gayrı? وَنَحْنُ نَتَرَبَّسُ بِكُمْ. Halbuki biz sizin için اَنْ يُصِيبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِنْ اَنْدِهِ. Ya Allah'ın kendi katından bir azabı isabet ettirmesini, اَوْ بِاَيْد۪ينَ. Yahut bizim elimizde size azap etmesini bekliyoruz. Bizim size beklediğimiz şey bundan ibaret. Sizin başınıza gelecek olan şey her halükarda azap. Ama sizin bizim için beklediğiniz şey her halükarda güzellik. İki güzellikten başka bir şey değil. Fatarabbasu. Dolayısıyla herkes beklesin. İnna ma'akum mutarabbisun. Biz de sizinle beraber beklemekteyiz. Eğer başınıza gelecek olandan memnunsanız, size azaptan başkası gözükmüyor. Bize de güzellikten başkası gözükmüyor. Biz bu beklemeye varız. Değil mi ki ucu bizim açımızdan her halükarda güzelliğe açılıyor. Tevbe suresinde وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّٰهِ. Arap içerisindeki münafıklar. Aynı şekilde onlar da müminler açısından felaket senaryoları gözetliyorlar. Bekliyorlar ki müminlerin başına bir daire, dairatü sev, kötülük dairesi kuşatan başlarına gelsin. Allah diyor ki aleyhim dairatü sev, o kötülük dairesi onların üzerine olsun. Bu da yine beklemek, gözetlemek anlamındaydı. Kul kullum mutarabbisun fatarabbasu. De ki herkes bir şeyleri bekliyor. Siz de bekleyin. Fesetalemune men ashabus sıratis seviyyi ve menite. Göreceksiniz kim düzgün yolun adamı, kim düzgün yolun peşinde, kim hidayeti takip ediyor, bu ortaya çıkacak. Şu anda mesele sadece zaman meselesidir. Bu çok şimdiki zamanlarda kullanılıyor, çok sevdiğim bir tabir. Sonuçtan emin oldukları zaman böyle diyorlar. Mesele artık sadece zaman meselesi. İlla ki bu böyle olacak ama olay sadece zamana bakıyor. İşte Kur'an'da Cenab-ı Hak bunu müminlere böyle söylüyor. Kafirlerle müminler arasındaki bu çatışmada mesele sadece zaman meselesidir. Müminler için iki güzellikten başkası yok. Kafirler için de azaptan başkası yok. Şu halde herkes beklesin. Zaten beklemekteyiz. Mü'minun suresi 25. ayette demişler ki اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّ. O sadece cinnet çarpmış bir adamdan başkası değil. فَتَرَبَّسُوا بِهِ حَتَّى حِينَ. Biraz bekleyin bakalım başına ne gelecek onun. Yani öyle demişler. Cin çarptı veya cinnet geçirdi veya neyse zihinsel bir problemi var. Biraz bekleyin bakalım başına ne gelecek. Bu ayette de aynı kelime geçti. Yine benzer manada اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّسُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ. Tur suresinde var 31. ayet قُلْ تَرَبَّسُوا فَاِنِّي مَاكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّسِينَ. De ki bekleyin bakalım ben de sizinle beraber beklemekteyim. Hadid suresinde münafıkların biz sizinle beraber değil miydik nidasına karşılık müminlerin elbette bizimle beraberdiniz ama وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ. Kendinizi kandırdınız bile bile. وَتَرَبَّسْتُمْ ve bekleştiniz. وَارْتَبْتُمْ ve irtiyab ettiniz, kuşkularla yaşadınız. وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيِ ve kuruntular sizi aldatıp çürüttü, kandırdı. حَتَّى جَاءَ عَبْدُ. Ta ki Allah'ın azabı geldi. Bununla birlikte bu kelimenin kullanıldığı son ayeti
görmüş olduk. Dolayısıyla biz bu kelimeye bekleme manası verebiliriz. Mümkün olsaydı bekleyip gözetleme, böyle terkip halinde de kullanabilirdik. Ama onu tercih etmediğimizden sadece bekleme diyebiliriz. Fethun kelimesine bakalım. Sadece böyle yalın haliyle kullanıldığı yere bakayım. Türevleri bunun çok çıkar. Yanlış mı yazdım ki yok diyor. 24 yerde tahminimden fazla çıktı. Ha bu fi fetaha fethu. Ha burada fethun var. Bizim okuduğumuz ayet. فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Kalplerinde hastalık olanları görürsün. يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ Onlara doğru koşup duruyorlar. يَقُولُونَ Diyorlar ki نَخْشَى اَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ Korkuyoruz başımıza bir iş gelecek. فَعَسَ اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ Umulur ki Allah katından bir fetih gönderir. اَوْ اَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ Yahut katından bir azap gönderir. فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ Kendi içlerinde sakladıklarından ötürü pişman oluverirler. Bu ayet Maide suresinin 52. ayeti tam bizim bu konusunu ettiğimiz kişilerle alakalı. Onların psikolojileriyle alakalı. Ve kullanılan kelimeler de aynı. Bizdeki kelimelerle aynı. Müminler içerisindeler. Ürkekler başına bir şey gelecek diye. El altından kafirlerle irtibatlarını sürdürüyorlar. Başımıza bir iş gelecek, korkuyoruz. Sizinle beraberiz aslında diyorlar. Allah da buyuruyor ki ya bir fetih Cenab-ı Hak gönderir ya alt katından bir azap gönderir de bu yaptıklarından ötürü pişman olurlar. İçlerine sakladıklarından ötürü pişman olurlar. Ben sadece fiilin kendisine şey ettim. Nedense şey fethuna baktım. Nedense diğerlerini de çıkardı. Fetaha ve Nisa suresi. Bir diğer bakacağımız kelime hangisiydi? Nasib. Bu haliyle bakalım mı? Bu çok çıkar herhalde. Mehmet abi olsaydı şimdi çok çıkar der, itiraz ederdi. Şöyle bakalım. Nasib. 10 tane varmış. 10 yerde. Ulaike lahum nasibun mimma kesebu. Onlar için kazandıklarından bir nasip var. Vallahu seriul hisab. Allah hesabı hızlı olandır. Kimler bunlar hatırlamadım şimdi. Lir ricali nasibun mimma terakel validani vel akrabun. Mirasta hisse dağılımı ile ilgili erkekler için bir nasip, aynı şekilde kadınlar için de bir nasip olduğuna dair. Yine benzer ayetlerde erkeklerin kadınların rolünü, kadınların erkeklerin rolünü temenni etmemeleri gerektiğine dair olan bir ayet. Çünkü لِرِجَالِ نَصِيبُ مِنْ مَكْتَسَبُ Neticede erkekler için de kazandıklarının karşılığında nasipleri var. Kadınlar için de kazandıklarının karşılığında nasipleri var. Nisa suresi اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ Onların mülkten yana bir nasipleri mi var? Olsaydı فَاِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا İnsanlara zırnık bir şey vermezlerdi. مَنْ يَشْفَى شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ayetinde var. Nisa suresi bizim okuduğumuz ayet. Ahiretten yana nasipleri olmayacaklarına dair ifadede de yine nasip kelimesi geçiyor. Son olarak istehvede'ye bakalım. İstehvede. İki yerde geçiyormuş. Birisi bizim okuduğumuz ayette, diğeri de Mücadele suresindeki ayette. İstehvaza aleyhimuş şeytanu feensahum zikrallah. Ulaike hizbuş şeytan. Şeytanın onların aleyhinde kazandığı üstünlüğe işaret ederekten, kazandığı pozisyona işaret ederekten, tabi bu müminlerin veya o kimselerin yaptıkları kusurlar dolayısıyla. İnneme istezellehumuş şeytanu بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا Kimi kazandıkları yüzünden şeytan onların ayaklarının suçmesini sağladı, kaymalarına yol açtı. Benzer bir şekilde istehvaza aleyhim
Mealci buna ne demiş? Şeytan onları etkisini altına aldı da kendilerine Allah'ı anmayı unutturdu. İstehvede aleyhimu şeytanu fe onları etkisi altına aldı. Başkaca da Kur'an'da bu kelimenin geçtiği bir yer yok. Şeytan onların üzerine bir üstünlük sağladı da gibi bir mana seziyorum orada. Tıpkı buradaki anlamda olduğu gibi. Şimdi ayetin kırık mealine geçelim. Başkaca ayette bu manada inceleyeceğimiz bir kelime yok. اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّٰهِ. قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ. Da alalım veya kalsın. Elem nestahvid aleykum üzerinize. Şu demin istahvide ile geçti bir ayet ya, şeytan ayeti. Onun bizim Türkçe meallerde mealciler ne tür manalar vermiş, ona bir bakalım. Ve nemnâkum minel mu'minina. Özellikle Hamdi Hoca ona ne anlam vermiş? Fallahu yahkumu beynekum يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ sebile. Hangi ayetti? Mücadele suresi. Mücadele kaçtı? 19.
geçtim galiba. Ödesir, mülk. Kaçtı? 19. İstehoda, şeytan onları hakimiyeti altına alıp, hakimiyeti altına alma istehoda için. Elmalı Hoca, şeytan üzerlerine istila etmiş, istila etmek. Nasıl Hoca, üzerlerine şeytan galebe etmiş. Çantay Hoca istila etmiş. Bulaş Hoca onları sarıp kuşatmış. Öztürk onları kuşatmış. Ateş kuşatmış. Yıldırım akıllarını çelmiş. Şakir gained the mastery demiş. Üstünlüğü ele geçirmiş. Evet. Tamam, demek ki üstünlük sağlamak, avantajlı duruma gelmek, üstün hale gelmek. Size üstün hale gelmemiş miydik? Ve müminlerden sizi korumamış mıydık? O esnada iş bize bakıyordu. Biz isteseydik sizi perişan ederdik. Müminler hazır kıta sizi yok etmek istiyordu. Bizim desteğimizle birlikte sizin işiniz biterdi. Dolayısıyla biz o kritik rolü oynadık. Sizi müminlerden koruduk. Sizin bu ele geçirdiğiniz nasip, sonuç bizim sayemizdedir diye onlara şey yapıyorlar. Kendilerini pazarlıyorlar. Şimdi Kırık Meal'deyiz. Yani aklıma maçta şike yapan tek kişi bile olsa, sonucu değiştirdiyse eğer, maç sonrası gidip karşı tarafa "Benim sayemde siz bu sonucu elde ettiniz. Ben sizi bizimkilerin ışımından korudum." Mesela kaleci ise bu yahut kritik roldeki birisi. Ama görünürde bu tarafın içerisinde. Fakat el altından karşı tarafla birlikte çalışıyor. Kendisi bir tanedir veya buradaki münafıklar az sayıdadır ama kritik bir rol üstlendiğinden karşı tarafa bunu böyle pazarlıyor. Biz size avantaj sağlamamış mıydık? Her şey bize bakıyordu o esnada. Biz münafıklar olarak müminlere katkı verseydik sizin işiniz bitmişti. Ama bunu yapmadık. Sizi müminlere karşı koruduk. Pasif ama etkili bir koruma bu. Ellezine, onlar ki, dolayısıyla bunların sadece bekledikleri şey pozisyon, para, dünyalık şeyler. Ne kafirler gibi bir dürüstlükleri var inançsızlıkları açısından. Ve burada fedakarlık yapacak halleri var. Ne de müminler gibi kendi inançları açısından bir samimiyetleri, bir fedakarlıkları var. Sadece her ortam bulanıklaştığında biz buradan nasıl olumlu sonuç çıkarabiliriz? Bunun hesabındalar. Ellezine, onlar ki yetarabbasuna, bekleşiyorlar. Bikom, sizin hakkınızda. Fein kâne lekum, dolayısıyla eğer sizin için bir fetih, fetihe gelme, sizin için olursa, olduysa bir fetih, Allah'tan kalu, dediler ki dolayısıyla ifadeler mazi olunca olmuş olaydan Cenab-ı Hak onlar hakkında tarifte bulunuyor.
şöyle olsaydı derler ki, ederler ki, sanki ileriye dönük tahmini gibi Cenab-ı Hakk'ın ve ileri dönük onlar hakkındaki yaklaşımı gibi. Bu bir bakıma onları töhmet altında bırakacakken böyle olması daha hukuki. Böyle dediler, böyle yaptılar. Tam da işledikleri ve kazandıkları, kendileri hakkında kazandıkları üzerinden onları tarif ediyor. Elem nekum ma'akum. Sizinle beraber değil miydik? Sizinle beraber olmadık mı? Gibi. Ve in kana, ancak eğer olduysa, lil kafirine, kafirler için, nasibun, bir nasip, kalu, bu kez de dediler ki, elem nestahvid aleyh. Tabi kimlere dediğini ayette Cenab-ı Hak söylemiyor. Öncekini müminlere, bunları kafir. Neden söylemiyor? Çünkü mantıksal örgü bunu zorunlu kılıyor. Dolayısıyla o söylenecek söz belagati bozuyor. Söze ağırlık katıyor. Biz çoğu zaman cümlelerimizde bunu böyle aman iyice anlaşılsın diye doldurup doldurup duruyoruz. Bazen o eklediklerimizden ötürü artık anlaşılamaz hale geliyor. Halbuki eğer mantık olarak zaten oraya gidiyorsa sözün güzeli bunlardan elenmiş olması. Bak burada bunu onu müminlere söylemişlerdir. Sizinle beraber değil miydik? Çünkü siz müminlerle beraberler ve fetih müminlere müyesser olmuş. Dolayısıyla sözü onlara söyleyecekler. Burada da konu kafirlerle ilgili olduğu için kafirlere bunu söylemiş olmalılar. Çoğu beraber Arapçada var da o Arapçadaki beraber Türkçe'ye aktarılamadığı için ortada kalıyor cümlemiz. Ya, ya işte ben ayetle ilgili olanı söylüyorum. Eğer mantıksal olarak gidiyorsa yerine Türkçe'de de söyleyecek o tür şeyler fazla gelir yine. Kalu dediler ki elem nestehviz. Üstünlük sağlamadık mı aleykum üzerinize? Yani avantajlı hale gelmemiş miydik sizin aleyhinize? İş bizim elimize bakıyordu. Ve nemne'akum ve men etmedik mi? Sizi müminlerden. Yani sizi müminlerden engellemedik mi? Yani sizi müminlerden korumadık mı anlamında? Nahfazkum gibi fiil kullanılmamış da nemne'akum, men etmek. Orada bir takım şeyler gizli. O bu fiil neden kullanıldı orada? Sizi engellemedik mi? Değil müminlerden. Müminlerden. Biz Türkçe'de pek böyle kullanmıyoruz ya. İşte fark ediyorsun oradaki bir iş. Arapçada da aynı şey var. Yani ve nehfazkum minel mu'minine deseydi sizi müminlerden muhafaza etmedik mi? Anladım. Ama yaptıkları iş tam manasıyla bir muhafaza değil herhalde. Ve nemne'akum diyorlar. Sizi men etmedik mi? Minel mu'minine, müminlerden. Sanki onlar müminler, sanki onlar kafirleri müminlerden men etmişler. Müminlere yaklaşmalarını engellemişler. Evet. Onları müminlerden men ediyorlar. Yani müminlere o zaman yaklaşsalar mümin olacaklar diyor. Yani hayır, müminler eğer men etmeseler kafirleri müminlerden, müminler onların işini bitirecek. Öyle bir tavır almışlar ki kafirleri men etmişler müminlerden. Böylece onları korumuş olmuşlar. Çünkü bu, burada onlara minnet ediyorlar yani. Biz size abilik yaptık anlamında. Ama kafirleri nasıl men etmişler müminlerden? Bu biraz daha biraz onların ne tür
sinsice planlar yaptığıyla ilgili. Fallahu, bakalım meallerde nasıl bu kelime karşılığını bulacak. Bu kelimenin manasını biliyoruz. Mena'a yemna'u. Doğrudan korumak manasında olabilir mi? Ve nemna'akum, sizi ve nehfazkum, yani sizi muhafaza etmedik minel müminlerden. Mena'a kelimesine bakalım. Mena'a. Memnu'u, yasak. Çok yerde geçmiyor. 17 yerde var. Mena'a mesacidallahi, Allah'ın mescitlerini men ediyor. En yuzkara fiha ismuhu, adının orada anılmasından. Burada da aynı şey var. Bizim deminki, yani bize ters gelen şey burada da var. Mescitleri men etmek. Mescit, Allah'ın mescitlerini men ediyor. Orada Allah'ın adını anılmasından. Gerçi min yok ama en yüz anılmasını, anılmak üzere Allah'ın mescitlerini men ediyor. Bizimkine daha yakın bir kullanım arayalım. Bu bizdeki kullanım zaten. Mâ menâke, bu doğrudan bildiğimiz, bizde de aynı biçimde kullanılır hali. Deminkine benziyor. Munâ minnel keylu. Bizden ölçek men edildi. Tamam, biz de böyle söyleriz. وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ وَمَا مَنَعَنْ نَاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا وَمَا مَنَعَنْ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا. Bak, bu bizdeki kullanıma çok benziyor. Yoksa onların bir ilahları mı var? تَمْنَعُهُمْ, onları men eden, مِنْ دُونِنَا, bizden gayrı. Koy bunun yerine تَحْفَظُهُمْ. Aynen. Em lehum alihatun tahfazuhum min dunina. Yoksa onların bir ilahları mı var bizden gayrı, onları koruyan? Ne demiş mesela buna mealci? Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Bu min duninaya da başka mana vermiş. Bize karşı savunacak manasını vermiş. Ben öyle anlamamıştım. Neticede buradaki kullanım bizdekiyle aynı. Sad suresinde benzemiyor. Memnu'a, mani'at, o zannu ennehum mani'atuhum husunuhum minallahi. Bak, aynısı bizdekinin. Ve zannettiler ki kaleleri onları Allah'tan men edecek. Yani doğrudan koruyacak manası. Vadan Yahudiler kale yapmışlar. Kalelerine çok güvenmişler. Bu kalelerde bize bir şey olmaz diye şey yapıyorlar. Allah onların bu düşüncesini vadannu ve sandılar ki ennehum mani'atuhum husunuhum. Kaleleri onları men edecek. Minallahi, Allah'tan. Tamam. Demek ki bu kullanım bu haliyle üçüncü kez görüyoruz. Evet. Yasaklama değil mi böyle bu Türkçe'de? Evet. Yasaklama. Evet. Yani kaleleri onları Allah'tan yasaklayacak. Bize tuhaf geliyor ama bak, bu kullanım var. Üç yerde ayrı ayrı gördük aynı kullanımı. Yani buraya münhasıran olsaydı, burada bir münafıkların bir hinliği mi var diyecektim. Bir biçimde yaptıkları bir alengirli bir iş var da ona işaret ediyor mu diye. Husun için bile aynı şeyi kullandı. Yani senin kalen seni benden koruyamaz. Ya senin zırhın seni benden koruyamaz dediği yerde şöyle diyor. Senin zırhın seni benden engelleyemez. Seni benden men edemez. Burada biz sanki şöyle duymak istiyoruz. Beni men edemez. Ama seni men etmesi bize ters geliyor. Seni benden men edemez. Aramıza giremez de. Halbuki ben gitmek istiyorum sana doğru. Sen bana doğru gelmiyorsun ki zaten. Seni ne diye men etsin? Gidiye bize ters geliyor.
Ama üç ayrı yerde aynı kullanımı gördük. Demek ki bu biçim, bu biçimiyle bu anlama geliyor. Fallahu, nitekim Allah. Yahkumu, hükmediyor. Beynekum, sizin aranızda. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Ve len yece'alallahu, ve Allah kesinlikle kılmayacak. Lil kafirine, kafirler için. Alel mu'minine, müminlerin üzerine, müminlerin aleyhine sebilen bir yol. Aleyhine de diyebilirdik. Yani. Bizim arada düşündüğümüz arta bir şeytan zihnimize arızaları getiriyor. Allah müminlerin aleyhine bir yol var etmeyeceğin diyor. E nasıl kafirler zaman zaman müminler aleyhine üstün geliyorlar? İşte sanıyorum onu len yadurrukum illa eza. Size eziyetten gayrı bir zarar veremezler. Sınırlı, nasip. Mesela Kureyş kafirlerinin müminlere karşı yaptıklarını düşünün. Mekke'de yaptıklarını düşünün. Kaçmak zorunda kalıyorlar. Medine'ye gidiyorlar. Ama her an müminlerde ne var? İlerleme var. Onlar bir şeyler yapıyorlar kendi çaplarında ama yaptıkları şey onlar açısından istikrarlı bir ilerleyiş değil. Müminler, her geçen gün müminler daha büyük bir tehdit. Mekke'de de bile öyle. Medine'ye kaçıyorlar. Müminler perişan oldu, kaçtı, hicret etti değil. Bu sefer tehdit daha büyüdü. Bunlar daha büyük tedbirler alıyorlar, peşlerine geliyorlar, savaşıyorlar. Her bir savaş müminlerin şeyini artırıyor. Geçen her bir zaman dilimi müminleri artırıyor. Dolayısıyla müminler bir ilerleyişteyken, her bir adım onlar için bir fetihken, bir açılımken, Hudeybiye bile öyle anlaşması, kafirler ise sınırlı bir takım şeylerle avunan durumdalar. Neticede yarım adayı bütünüyle terk etmek zorunda kalmışlar. Şimdi de aynen öyle. Mesela Amerika'daki Müslümanların durumu, Batı'daki Müslümanların durumu, her geçen gün genişleyen, yayılan, büyüyen, evet kafirler bir yandan kendince taşkınlıklarını çok ileri boyutta yaşayıp ortama hakim olduklarını düşünseler de müminler kırın 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 adım atıyorlar, ilerliyorlar. Geçen zaman müminlerin lehine gelişiyor. Diyeceksiniz ki bu coğrafyaya gel, bu coğrafyada müminler cozutmuş, kendilerinden geçmiş, kafirlere benzemişler. Bu kafirlerin müminlerin aleyhine açtıkları bir şey değil. Müminlerin kendi işlerinde vazgeçtikleri bir süreç. Ondan söz etmiyor Cenab-ı Hak. Müminler mümin kaldıkları sürece kafirlerin onların aleyhinde bir, onları istila edecek, yok edecek bir imkana kavuşmayacaklarını söylüyor. Ama beri tarafta müminler kendiliklerinden kafirleşmeye adım atmışlarsa o ayrı bir şey. O yeni bir kafir zümresi doğuyor demektir. Veya yeni bir kafir grubundan söz ediyoruz demektir. Peki akulu kavli hâza ve estağfirullahel azîme li ve lekum ve lisâirin müminin. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve akta'na. Rabbena ve la tahmil aleyna esran kema hamiltahu alellezîne min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
Ente Mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.